Sedat Peker Gençliğinde reis, ruh adam ve kör oğlu olarak da tanınan Sedat Peker, uyuşturucuyla mücadele eden baba olarak tanınmıştır. Barmen Oğuz Atak cinayeti, çete olaylarına karışmak, tehditle tahsilat yapmak, zorla alıkoymak gibi suçlar sebebiyle aranan Peker, teslim olacağını beyan ederek 19 Ağustos 1998'de Romanya'dan Türkiye'ye getirilmiştir. Hapiste kaldığı süreçte kokoreç makinesi, Sine 5 dekoderi, ekmek kızartma makinesi ve dikiş makinesi gibi eşyaların teminatını sağlayan Sedat Peker, yattığı 50 kişilik koğuşun tabanını Haliflex'te kaplattı, duvarları boyattı, tuvaletleri kırdırıp yaptırdı. 100 koyun kestirip tutuklu ve hükümlere dağıttı. Hangi partiye daha yakınsınız sorusuna cevap veren Sedat Peker şunları kaydetti. Büyük Birlik Partisi'nin Cennet Mekan Muhsin Yazıcıoğlu'nun dönemindeki yöneticilerine sevgi ve saygı duyduğum doğrudur. Ben bundan 15 ila 20 sene evvel yazdığım tüm siyasi yazılarımı Alperen adıyla yazardım. Ve bu sebeple Alperen Ocakları'ndaki genç kardeşlerime her daim sevgi ve saygı duyarım. 15 Temmuz'da sokağa çıkan ilk isimlerden Sedat Peker, koyu AK Partilidir. Alaaddin Çakıcı Gençliğinde Şişli'de ülkücü gruplara dahil olan Çakıcı'nın suç hayatı bir İETT görevlisini bıçaklamasıyla başlamıştır. Siyasi sebeplerden ötürü 41 kişinin ölümüne sebep olduğu düşünülmektedir. Çek senet işleriyle uğraşmış, Ankara'da bundan eğlence mekanlarına haraç baskınları yapmıştır. Eski karısı Uğur Çakıcı'nın cinayeti sebebiyle aranan Alaaddin Çakıcı, o sırada canlı yayında Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Tansu Çiller'le alakalı yaptığı açıklamalarla Flash TV'nin basılmasına neden olmuştur. İddiaya göre MIT'le olan ilişkisi sayesinde 1987 yılında Babalar Operasyonu olarak bilinen operasyonlarda Türkiye'nin önde gelen mafyaları gözaltına alınırken Çakıcı'ya dokunulmamıştır. Alaaddin Çakıcı 1992'de sahte bir pasaportla yurt dışına kaçmıştır. 17 Ağustos 1998'de Fransız polisi tarafından düzenlenen bir operasyon neticesinde Nice şehrinde yakalanmıştır. İnfaz yasası kapsamında 16 Nisan 2020'de tahliye edildi. Devlet Bahçeli'nin bizzat cezaevinde ziyaret ettiği çakıcı MHP'lidir. Hadi Özcan Mehmet Hadi Özcan'ın 1980 öncesi Ülke Ocakları Başkanlığı yaptığı bilinmektedir. Kocaeli çetesi lideri olarak da tanınmaktadır. Hadi Özcan'ın kabarık dosyasında cürüm işlemek niyetiyle teşekkül oluşturma, adam yaralamak, cezaevinde talimatla suça azmettirmek, cezaevinde şahıslardan haraç toplama, çek senet tahsilatı, adam kaçırma ve araba hırsızlığı gibi suçlar sadece belirli bir bölüm kaplar. Ayrıca Hadi Özcan'ın Ergenekon davası sürecinde Alaaddin Çakıcı'yla ile ters düştüğü iddia edilmiştir. Hadi Özcan, Kocaeli'de bulunan Kandıra cezaevinde cezasını çekmektedir. Hadi Özcan MHP'lidir. Hüseyin Baybaşin Kürt kökenli olan Hüseyin Baybaşin, Baybaşin aşiretindendir. 1976'da Türkiye'de üzerinde 11 kilogram uyuşturucuyla, 1984'te ise İngiltere'de 6 kilogram uyuşturucuyla yakalanıp 12 yıl hapse mahkum edilmiştir. 80'li yılların sonuna doğru Avrupa'nın en büyük uyuşturucu baronlarından biri haline gelmiştir. 1998 Mart ayında siyah lale olarak adlandırılan İngiltere, İtalya, Belçika, Almanya ve Hollanda istihbaratı tarafından gerçekleştirilen uluslararası bir operasyonda yeğeni Gıyasettin Baybaşı'nda Hollanda'da yakalanıp müebbet hapse mahkum edilmiştir. BBC'nin yaptığı araştırmada servetinin 16 milyar dolar civarında olduğu tespit edilmiştir. Hüseyin Baybaş'ın hala Hollanda'daki Wood cezaevinde tutulmaktadır. Nuri Ergin, Kara Gümrük Çetesi'nin lideri olarak da bilinen Ergin'in 1997 yılında ünlü Metris cezaevindeki isyanın sorumlusu olduğu iddia edilmiştir. Sibel Can'a fotoğraflı şantaj yapan Can Kuzu, Ergin ve adamları tarafından kaçırılarak işkenceye uğramıştır. Tutuklanıp Afyon cezaevine nakledilen Nuri Ergin ve kardeşi Vedat Ergin, 1999'da Sabancı suikastçı sanığı olan Mustafa Duyar'ı öldürmüşlerdir. Ergin, sonradan Kartal hapishanesinde beraber kaldığı Alaaddin Çakıcı ve Erol Evci ile sürtüşmeler yaşamıştır. Alaaddin Çakıcı'nın adamları, Karagümrük Spor Kulübü'ne ait olan lokali basıp 10 kişiyi yaralamıştır. Karşılık olarak Ergin'in adamları, 19 Nisan 2000'de Çakıcı'nın Gültepe ve Zeytinburnu mıntıkalarındaki iki kıraathanesine baskın yapmıştır. İki isim arasındaki sürtüşmenin artması sebebiyle Nuri Ergin hala mahkum olarak bulunduğu Uşak şehrindeki E-Tipi cezaevine gönderilmiştir. Fırat Delibaş Hanım Ağa olarak bilinen Sevgi Öz çeşitli ortak işler yaptığı bilinmektedir. Sevgi Öz birlikte bir dönem şarkıcı Cengiz İmre'nin koruma işlerini yürütmüştür. 2000'li yıllarda DEAP'ın gençlik kollarına çeşitli para yardımları yapmıştır. Ekim 2003 tarihinde İstanbul Beyoğlu'nda gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar çerçevesinde 30 ayrı mekana baskın yapılmıştır. Kazandığı kara paralarla 5 adet yarış atı aldığı, her gün neredeyse 1000 TL'lik ganyan oynadığı tespit edilmiştir. 2006'da hakkında 41 yıldan 89 yıla kadar hapis cezası sistemiyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dava açılmasına karşın cezaevinde yattığı 3 senenin sonunda beraat etmiştir. Delibaş, yaşamına İstanbul'da devam etmektedir. Kürşat Yılmaz 12 Eylül'den önce Ülkücü Gençler Derneği üyesi olan Yılmaz, çek tahsilatı ve sahte piyango bileti basmak suçlarından yargılanmıştır. Yılmaz, Derya Ayanoğlu'nun babası Armatör Osman Ayanoğlu'nun öldürülmesiyle bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp delil yetersizliği sebebiyle serbest bırakılmıştır. 92'de Kayhan Güelioğlu'nu öldüren Yılmaz, 19 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmıştır. Dört kez hapisten firar eden Yılmaz, 25 Temmuz 1998'de Bulgaristan'ın Varna kentinde kaldığı otel odasında tekrar yakalanmıştır. Yılmaz, 15 Temmuz 1999'da Kuşadası eski belediye başkanı Lütfi Suyolcu'yu öldüren tetikçi Fırat Erdoğan'ı azmettirdiği gerekçesiyle suç ortağı Yavuz Kaşıkçı ile birlikte ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştır. Erol Evcil 1986'da Eşrefoğlu Turizm'le iş hayatına atılan Evcil, 91'de Mustafa Çağlar'la ortak olarak iplik işine girmiştir. 1997 senesinin Haziran ayında herkese Orta Doğu ve Balkanların en büyük entegre zeytin fabrikasını kurduğunu duyuran Erol Evcil, zeytin kralı olarak tanınmaya başlamıştır. Alaaddin Çakıcı'nın dostu olduğu bilinen Erol Evcil'in bu dostluk sayesinde İş Bankası ve Türk Bank'tan istediği gibi kredi altı iddia edildi. Nesim Malki cinayetini azmettirmesi gerekçesiyle Interpol tarafından aranan Erol Evcil, 1999'da Bursa'da yakalanmıştır. Erol Evcil, Bursa Emniyetinde polise verdiği ifadede Nesim Malki cinayetini azmettirdiğini itiraf etmiştir. Ünlü kabadayılardan biri olan Avni Çakıroğlu'nu silahla yaralamasıyla tanınan Kılıç, bu dönemde adam yaralama ve ruhsatsız silah taşıma suçları sebebiyle cezaevine girmiştir. 1984 senesinde yapılan ünlü babalar operasyonu sebebiyle sorguya alınmıştır. Kızı Uğur Kılıç'ın da içine karıştığı Civan Gate skandalında adı geçen Kılıç, Susurluk olayı sonrası Türkiye Büyük Net Meclisi Araştırma Komisyonu tarafından ifade vermeye çağrılmıştır. 1994 senesinde Turgut Özal'ın eşi Semra Özal'ın özel ricasıyla Selim Edes ve Engin Civan isimleri arasındaki anlaşmazlığı çözmek için aracı olmuştur. Dündar Kılıç, ara buluculuğu sebebiyle damadı olan Alaaddin Çakıcı ile karşı karşıya gelmiştir. Kızı Uğur Kılıç, Çakıcı'dan ayrıldıktan hemen sonra Çakıcı'nın adamları vurulmuştur. Dündar Kılıç, 1999 yılının 10 Ağustos günü İstanbul'da üst solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmiştir. İdris Özbir 1980'lerde kulüplerde ve barlarda fedailik yapan Kürt İdris, hazine arazilerini parselleyip satmak, çek senet tahsilatı yapmak, kasten adam yaralamak, adam kaçırmak ve uluslararası civa oksit kaçakçılığı yapmak suçlarından aranmıştır. Ölmeden önce gazetecilere verdiği bir demeçte Mustafa Kemal'e, İsmet Paşa'ya, Kenan Evren'e baba diyen bu millet bana da baba demiştir, sağ olsun demiştir. Özbir'in, İbrahim Tatlıses'i ve Bülent Ersoy'u kendi himayesine alıp yeraltı dünyasından isimlerle tanıştırdığı iddia edilmiştir. İdris Özbir yargılanmaya devam ederken 2002'de akciğer kanseri sebebiyle hayatını kaybetmiştir. İsmail Hacı Süleymanoğlu Ekim 1977'de Hollanda'da yakalanan 3.7 ton esrarın sahibi olduğu düşünülen Dündar Kılıç'ın eniştesi İsmail Hacı Süleymanoğlu MHP'ye yaptığı para yardımlarıyla tanınmıştır. Mart 1979'da bir tartışma sonucu Semiramis gazinosunun patronu ve şef garsonunu öldürerek yurt dışına kaçmıştır. Bu davada 36 yıl hapse mahkum edilen Hacı Süleymanoğlu, İngiltere'de Ali Osman kimliğiyle yakalanmıştır. Oflu İsmail, 1987'de Hollanda'da tutuklanmasına rağmen Türkiye'de idam cezası ile yargılandığı için iade edilmemiştir. Uyuşturucu satmak, uyuşturucu kaçakçısı İbrahim Çalışkan'ın ölüm emrini vermek, Bulgaristan bağlantılı uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla suçlanmıştır. Hacı Süleymanoğlu, Mayıs 2006'da Türkiye'ye iade edilmiştir ve 2015 yılında akciğer yetmezliğinden hayatını kaybetmiştir. Ahmet Tekin Baykal. Özgecan Aslan'ın katilini ve babasını cezaevinde vurarak öldürdüğü iddia edilen Ahmet Tekin Baykal, 1997 yılında çete lideri olduğu iddiasıyla tutuklanmıştır. Cezaevinden çıktıktan sonra tekrar suç örgütü kurduğu gerekçesiyle cezaevine girmiştir. İbrahim Çiftçi'nin öldürülmesi olayında azmettirici olduğu iddialarıyla da yargılanmıştır. ...zorla çeksenet tahsilatı, yağma, adam kaldırma, iş yeri kurşunlama iddiaları üzerine... ...2008 yılında anafor operasyonuyla gözaltına alınmıştır. Abdullah Uçmak 1998 yılında katıldığı Arena programında İbrahim Tatlıses'i ölümle tehdit eden Abdullah Uçmak... ...2011 yılında İbrahim Tatlıses'i Kaleşnikov'la başından vurmasıyla ülke gündemine bomba gibi düştü. Tatlıses'i vurmaktan 36 yıl hapis sistemiyle yargılandı.